Türkiye yarışlarında kazanıyoruz ama hiç kimse bizi takmıyor. Kazanıyoruz, madalya veriyorlar, sadece bu. Ama biz Türkiye için yarışıyoruz, hiç kimse bizi takmıyor. Peki kendi imkanlarımızla emperörümüz Fikret Ören bize yardım ediyor. Onun sayesinde gelip gidebiliyoruz, araç falan. Başka? Anne, Hakkari Yüksek Ova'dayız. Eksi 15'i gösteren bir derecede kayak yarışması yapıyoruz, il birinciliği. Mükemmel bir atmosfer var burada. Kayaklık koşu, kuzey disiplini. Dünyanın en zor bey sporundan birini yapıyoruz şu an. Ve yüksek ovada Türkiye şampiyonları var. 16'ya yakın milli sporcumuz var. Böyle imkanlarda bu kadar milli sporcu yetiştirmemiz bizim için onur veriyor. Zorlanıyor musunuz burada? Tabii ki çok zorlanıyoruz. Çünkü imkanlar kısıtlı. Kendi pistimizi kendimiz açmak zorunda kalıyoruz. Malzememiz eksik ve bu aralıklara rağmen yine Türkiye'de iyi derecelere yer açıyoruz. Şampiyonluk... Yaklaşık bu 6-7 yıldır bu kaya yapıyorum. Yani yüksek ovada imkanlarımız çok kısıtlı. Mesela bazen hava eksi 15-20 derecede antrenmanlara geliyoruz. Normal üstümüzde giyecek hiçbir kıyafetimiz yok. Yani bazı arkadaşlarımız var, kazakla geliyor. Bazıların eldivenleri yok. Hani büyüklerimizden destek bekliyoruz. Yüksek ovada kayak merkezi yok ama hemen hemen milli takımda 15'e yakın sporcumuz vardı bu 200 sene önce. Hani şimdi hepsi kayağı bıraktı. Kayağı bırakmanın sebepleri ise yüksek ovada yeterli imkanın olmadığı. Hani öbür illerde milli sporcular kayağı bırakmıyor. Çünkü bir sebebi var, çünkü onlarda imkan var. Siz ne istiyorsunuz? Ya biz burada kayak merkezi istiyoruz, destek istiyoruz, kamp eğitim merkezleri istiyoruz. Zaten coğrafi konum uyuyor, rakımı tam uygun. Yok, sadece incitti, üzerine düştüm. Hadi bak,